Peki yemeklerden bahsettiğimiz için haşlama çok önemli bu dönemde. Bazı gıdalarda çiğ tüketilmemeli diye cümle kullandın. Özellikle o zaman kanser döneminde evde pişen yemek tekniği de farklı mıdır? Pişirilmede hata yapıyoruz mu? Bazı, çünkü evlerde çok pişmeden yemek yenmiyor. İlla çok kaynacık. Bazı evlerde de az pişmiş olacak. Sulu, susuz yemeklerin tüketimi var. Ama bu dönemde nasıl bir beslenme tekniği pişirmede olmalı diye soralım. Biz genelde yanlış pişiriyoruz aslında. Neden yanlış diyelim o zaman? Genelde çünkü kızartma seven bir fazlasıyla toplumuz. Yanında salata, pilav, özellikle tamam diyoruz. Özellikle yaz aylarında hazır geçmişken kızartma tekniğini çok kullanıyoruz. Burada yine günlük yemeğe değineceğim. Günlük yapılması çok önemli. Haşlama tarzından tencere yemeği. Anne yemeği dediğimiz tencerede pişmesi çok önemli ve bazı sebzeleri de biz yanlış pişiriyoruz. Hani o soğanı uzun uzun kavuruyoruz. Sonrasında yanmaya yakın. Yanmaya yakın o soğanın sebzeleri ilave ediyoruz. Salça var öncesinde. Salça. Aynen öyle. Suyunu fazla fazla döküyoruz. Sonra altını harlı ateşe açıp onu fokurdatma. Sonra bir an kısıyoruz. Önce pişmesi. Sonra kısıyoruz. Yanlış mı yapıyoruz? Aslında hani hepsini bir arada koyup işte soğanını, yağsını, salçasını, sebzesini, suyunu. Önce kendi zaten sebze kendi suyunda bir çeksin. Sonrasında bir kapağını açın, yumuşamış mı o sebze, onu bir kontrol edin. Sonrasında gerekirse eğer ilaveten su içerisine koyun. Ama izleyicilerimiz de diyor ki bu soruyu biz sorduğumuzda biz o tekniği sevmiyoruz. Damak tadı farklı oluyor diye gelen sorular var. Mutlaka az kavuracağız. Gerektiği kadar suyun ayarını yaptıktan sonra pişireceğiz diye gelen soruların cevabı var. Şimdi hocam da diyor ki hepsini bir arada kaynatalım. Düdüklü tencerede yapıyorlar onu. Daha fazlasıyla düdüklü benim gözlediğimde daha çok pişiyor. O da bir yöntem. Normal tencerede de olabiliyor. Fakat burada hani istemediğimiz şey özellikle zeytinyağı. Uzun uzun o soğanı kavurduğumuzda bazı kanserojen maddeler açığa çıkabiliyor. Bunu istemiyoruz. O zaman biz şöyle yapalım mı? Yağla soğanı öyle sevenler için diyelim. Çünkü bazen diri diri içinde kalanı da soğan hatta biraz, hiç tüketmeyenler var yemekte. Evet. Hani biraz belki sıvı yağda illaki kavurmak istiyorsa şöyle bir cızır tadıp sonra sebzeyi ekleyip en üzerine hani altını kapatmaya yakın çok zeytinyağını o zaman koymak evet. Çok daha doğru olacaktır. O zaman zaten bir iki yaptıktan sonra damak tadının aslında alışması olacak. Ve diğer bir yanlış ise biz makarna pişirdiğimizde aslında hani makarna da sağlıklı. Evet. Sadece fazla tüketimi zararlı. Suyunu döküyoruz hemen. Burada suyunu çektirerek işte makarna olsun, pilav olsun, bulgur pilavı olsun suyunu çektirerek pişirmek B vitamini gruplarının içerisinde kalmasını sağlıyor. Bu da çok önemli. Veya kuru bakliyatı genelde kişiler haşlar, suyunu döker, o şekilde yemek yapar. Öyle yapıyoruz. Bu da vitamin kayıplarına sebep oluyor. Hani öncesinden ıslatmak, suyunu ıslatarak hani bir gün öncesinden ıslatıp suyunu değiştirmek. Vakit mi var hocam? O şekilde. Yani, fakat kendi sağlığımız söz konusuysa bir tık daha hassas olmamız emek gerekiyor. Vereceğiz. Emek vereceğiz kendi sağlığımız için. Çünkü kişi ne yaparsa kendisine yapıyor. Yararı da zararı da. Kesinlikle. Veya fırında pişirebiliriz. Hani derin yağda kızartmadan ziyade. Gerçi mangal sezonu geçti ama evde de hani belki kendi alanlarında, teraslarında hala yapan izleyicilerimiz vardır. Eti harlı ateşe yani direkt ateşe temas ettiriyorlar ve o siyah görüntü etrafında oluşturuyor. Bu da kanserojene, kansere davet çıkartıyor aslında. Ama öyle lezzetli diye gelen izleyicilerimiz çünkü bu konuyu da ele aldığımızda kanserojen diye değerli hocalarımız dile getiriyor. Ama birçok izleyicim de diyor ki onun lezzeti orada. Biz o damak tadını almazsak mangal yapmadığımızı anlıyoruz. Mangal yapmak. Evet hani maalesef ki. Fakat burada hani belki çeşitli güzel bir şekilde sos hazırlayarak onu o şekilde pişirmek, harmanlayarak kesinlikle o şekilde yine damak tadını yakalayabilirler. Peki yani kanser tedavisinde balık tüketiminin faydası, zararı var mıdır? Var tabii. Omega 3 yağ asitlerinden zengin zaten çünkü balıktan tavuk da zengin. Zararlı dedin. Yararlı fakat hani günlük tüketmek önemli. Ertesi gün tekrar ısıtmak, onu tüketmek çok da yararlı değil. Zehirleme açısından değil mi? Evet, yoksa kesinlikle zehirleme bu dönemde açısından. De tavuk tüketimi olabilir. Tavuk tüketimi olsun. Tamam. Et, tavuk, balık bunların hepsi olabilir. Sadece günlük olarak pişsin. Hani tavuğu tekrar ısıtıp tekrar tüketmemek gerekiyor. Aldık, pişirdik, yedik. Kalıyorsa atıyoruz o zaman.
Mümkünse tüketmemeye özen gün. Mümkünse hani kişinin biraz da porsiyon kontrolüne göre aileye kadar tüketebilecek kadar alıp pişirirse. Çünkü israfa da karşıyız kesinlikle. Kişi tüketebileceği miktarda onu yapıp o şekilde kullanmak en doğrusudur.